Bu bayramda şekerimi kendim evde yapmaya karar verdim. Bunun için bir klasik su bardağı toz şekeri şöyle genişçe bir tavaya alıyorum. İki çeşitli yapacağım. Fıstıklı ve susamlı yapacağım. Şimdi altını en kısık ayara getiriyorum. İki ocağı da yakıyorum. Fıstıklı olanını bir su bardağı şeker ile, susamlı olanını da yarım su bardağı şekerden yapacağım. Fıstıklıyı daha çok yapacağım. Kısık ateşte erimesini bekliyorum. Karamel rengine dönünceye dek eriteceğim. İlk etapta hiç ellemedim. Kısık ateşte bakın rengi dönmeye başladı. Kenarlardan hemen kahverengi oluyor. Oraya çok dikkat edin. Bu şekilde geldiğinde şöyle bir karıştırın ki yanık tadı oluşmasın. Kenarlardan ortaya doğru erimeyen şekerlerle buluşturalım. Hatta gerekirse altını kapatabilirsiniz de. Şimdi ben bu küçük tavada olduğu için ve az olduğu için altını kapatacağım. Biraz şöyle yüksek ısısının geçmesini bekleyeceğim. O arada buna geleyim. Çok çabuk yanıyor. Mutlaka başında durarak yapmanızı tavsiye ederim. Kenarlardan bu şekilde eriyecek. Bunu güzelce karıştırdıktan sonra ocağı yakıyorum. Tekrar en kısık ateşte bütün şekerleri eriyene kadar bekliyorum. Kontrollü bir şekilde yanında bekleyerek şöyle ara ara karıştırın. Kenarlar çünkü daha çabuk eridiği için kenarlardan sürekli şöyle alarak bütün şekerleri eritelim. Baktınız ki hemen yanmaya başladı. Rengi çok koyulaştı. Hemen ocağı kapatın ve şöyle farklı bir yere alın. Çünkü tavanın ısısıyla da hemen yanan rengi değişen bir tarif. Bir yandan bunu da karıştırıyorum aynı şekilde. Bu eridi. Şimdi altını kapatıyorum. Kendi sıcağıyla kalan şekerler de erirken ben tekrar ara ara karıştırıyorum. Bakın ocağı kapattım ama tavanın sıcağıyla bile yanabileceği için şöyle ara ara karıştırıyorum. Şimdi bunu da kapatacağım. Şöyle bir sıcağıyla iyice erisin. Yanmasın. Karamelimiz yanık tadında olmasın diye ocakları kapattım. Şu anda tavadaki sıcaklığıyla tamamen eritiyorum bakın. Gayet güzel oldu. Ocağı kapattım. Sıcağıyla şöyle yarım tatlı kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Diğerinin de biraz daha az ekliyorum. Eklemek zorunda da değilsiniz. Eklemeseniz de şekerler sertleşiyor. Gördüğünüz gibi iki malzemeyle kolayca bayramda çocuklara sunabileceğiniz şeker tarifi. Şu anda ocağın altı kısık ama tavalarım gayet sıcak. Yağları eritiyorum. Hava soğudukça hemen sertleşmeye başlayacaktır. Baktınız ki hemen donmaya başladı. Altını hemen yakın, hafifçe ısıtın. Tekrar güzelce ısıttım. Akışkan bir hale getirdikten sonra ocağı tekrar kapatıyorum ve yarım su bardağı kadar susamı ekliyorum. Ve hemen karıştırıyorum. Ocağımı da kapatıyorum. Gerekli ısıya geldi. Şimdi ona da bir su bardağı fıstığı ekliyorum. Dilerseniz Hindistan cevizli veya fındıklı da yapabilirsiniz. Güzelce karıştırıyorum. Hemen sıcak sıcak yağlı kağıdın üstüne alıyorum ve merdane ile hafifçe açacağım. Hemen donabiliyor. Onun için çabuk şekil vermenizde fayda var. Diğer tarafını kaplıyorum. Sakın elinizi bu esnada sürmeyin. Çünkü çok sıcak, hala sıcaklığını koruyor. Sıcakken hemen şöyle şekil veriyorum. Kenarlarından bir bıçak ile şöyle daha iyi şekil vermeye çalışıyorum. Böyle kare veya dikdörtgen formunda keseceğim. Biraz bekliyorum. Daha sonra kağıdını alacağım. Şu an daha çok sıcak olduğu için kağıda yapışıyor. Biraz daha bekleyelim. Sıcaklığını tam kaybetmeden hemen kesiyorum ve şekil veriyorum.
Hala sıcak. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Evde bu tür atıştırmalıkları kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi susamlısını da aynı şekilde yapacağım. Sıcak sıcak hemen susamlı krokona da şekil veriyorum. Şekil verme işlemini lütfen çok hızlı yapın. Hemen çünkü sertleşiyor ve çok zorlaşıyor. Bayram için nefis şekerlemeler hazır. Dediğim gibi Hindistan cevizli ve fındıklı da yapabilirsiniz. Gayet kolay ve pratik bir tarif. Haftalarca saklayabilirsiniz. Dilerseniz buzdolabında da saklayabilirsiniz ama yemeden önce birkaç saat dışarıda bekletmeniz lazım ki çok sertleşiyor. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beğenmeyi, yorum yapmayı, bana destek vermeyi unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bir dahaki yeni videolarımda buluşmak üzere.